Şimdi arkadaşlar pozitif ve negatif tam sayıları inceleyelim. Öncelikle kurallarına bir bakalım. Sıfırdan büyük sayılara pozitif, sıfırdan küçük sayılara da negatif sayılar deniyor. Şimdi eğer ki a'mız ve b'miz sıfırdan büyükse bu pozitif demektir. Toplamları, çarpımları ve birbirlerine bölümleri pozitif olacaktır. Eğer her ikisi de negatifse Bunların toplamları negatif, çarpımları ve birbirlerine bölümleri pozitif hale gelecektir. Biri pozitif, biri negatif ise arkadaşlar çarpımları negatif ve bölümleri negatiftir. Toplamları hakkında hangisinin mutlak değerce büyük olduğunu bilmediğimiz için karar veremeyiz. Eğer ki sayımız sıfırdan büyük ve enimiz sayma sayıların elemanı ise üssü de mutlaka sıfırdan büyük olacaktır a üzeri n'de. Çünkü pozitif sayı ile pozitif sayı çarparsanız mutlaka pozitif hale gelecektir. Eğer ki A'mız negatif, üssümüz de tek bir sayma sayısı ise A üzeri N sıfırdan küçüktür. Yani negatif bir sayının tek üssü yine negatif gelecektir. Negatif bir sayının çift üssü ise pozitif gelecektir. Sorularda karşımıza gelecek. Öncelikle örneğimize bakalım arkadaşlar. Ee, diyor ki A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür sıfır olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu negatiftir? Şimdi e, hemen işleminiz kolay olsun diye arkadaşlar bunların üstüne sayı yazabilirsiniz. Ya da basit eşitsizlikte göreceğiz. Bunları diğer tarafa atarak işaretlerini bulabiliriz. Şimdi öncelikle diyor ki bana. E, C eksi B. C'den B'yi çıkartacağız. Eksi 1. Yalnız tanımsızlık yapmamaya çalışın. Paydayı 0 yapmamaya çalışacağız sayı yazarken. Eksi 1 eksi eksi 2 dedim. E, ve C yerine yine eksi 1 eksi eksi 3 dedim. Şimdi eksi ile eksi çarpımı artı oldu. Şunlar artı haline geldi arkadaşlar. 1 bölü 2 yani cevabı pozitif olarak hemen e cevabını 1 bölü 2 olarak değil de işaretini incelediğinizi unutmayın. Pozitif olduğunu bulabiliyoruz. Yine b bölü a diyor eksi 2 bölü eksi 3. Burası pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıyla 1'i topluyorsunuz. Yani pozitif bir sayı sonucu pozitif gelecektir. A ile b'yi çarpıyorum, pozitif gelecek. B ile c'yi çarpıyorum, pozitif gelecek. Ve pozitifle pozitif sayı çarptığımızda cevabı yine pozitif hale gelecektir. Ee, bir sonraki seçeneğimize bakalım. A yerine eksi 3, b yerine eksi 2, c yerine eksi 1 yazalım. Bakın. İlk kısımda negatif gelecek. İkinci kısımda da negatif gelecek. Buradan eksi 2 geldi. Şuradan da eksi 6 geldi. Bakın cevabınız negatif geldi. Yani A'ya B'ye ve C'ye böldüğünüzde aralarda toplama olduğu için arkadaşlar bütün negatif burada bulduğumuz sayıları topluyoruz. Yani sonucumuz negatif gelecektir. Cevabınız denizde. Bir de Edirne seçeneğine bakalım. A ile C'yi arkadaşlar çarptığında pozitif geldi. B'miz negatif bir sayıydı ve eksiyle çarptığınızda bu da pozitif hale geldi arkadaşlar ve cevabımız pozitifmiş. Bu da yine cevabımızı doğruluyor. Bir sonraki sorumuzda ABC'nin reel sayı olduğunu söylüyor ve farklı üslerini vermiş. Dikkat edin burada. ABC'nin işaretleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar çift üsleri hemen pozitif hale getirmek ve tek üsleri silmek. Şimdi tek üslerin hiçbir manası yoktu işaret için. Pozitifse pozitif yapıyor, negatifse de negatif hale getiriyor. Ve çift üsleri hemen pozitif hale getirdim. Buradaki sayının ne olup olmadığı bizim umurumuzda değil. Şimdi bakalım arkadaşlar. Buna çorap söküğü sorusu deniyor. Hemen hızlıca diğerlerini bulmaya başlayacağız. Bakın e, şuradaki işaretimiz artı. Artıyla c'yi topluyorum sonucum negatifmiş. C'miz mutlaka sıfırdan küçük olacak. C'yi bulduktan sonra c gördüğümüz yere eksi yazıyoruz. Daha sonra bakın şurada artı ile eksi var. Cevabı eksiymiş. B ile çarptığımda pozitif oluyormuş. B'miz o zaman mutlaka negatif geldi. Ve şuraya yazdım. Eksi ile eksi çarptım. Eksi ve artı haline geliyor her ikisinin çarpımı. Ve sonucun negatif çıkabilmesi için A'nın mutlaka eksi olması gerekiyormuş. A yerine de sıfırdan küçük halinde yazdık. Yani tüm işaretlerim negatifmiş cevabımız Adana. Bir sonraki soru tarzımız en büyük ve en küçük problemleri. Bu tarzdaki problemde arkadaşlar ilk önce kümeyi çizeceğiz. Yani A ile B'nin doğal sayılar kümesinden olduğunu görüyoruz. A ve B'nin birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Burada toplamını verip çarpımını ya da çarpımını verip toplamını isteyecek. Buradaki en büyük ve en küçük değerlerini isteyecek. Bu sorumuzda toplamını vermiş. Çarpımının en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki fark soruyor. Ne kadar fazla olduğunu soruyor. Öncelikle bir Excel tablosu gibi bir şey yapacağız bu tabloda sonucunda çarpımı bulacağız. Şimdi toplamı 20'ymiş. Doğal sayıların içerisinde 0 var. 0'a 20'yi seçebilirim. Çarpımı 0 geldi. Büyük ihtimalle de bizim bulabileceğimiz en küçük değer de budur. Çünkü doğal sayılarda geri kalan elemanların her biri pozitif olduğu için cevabı pozitif olacak. 0'dan daha büyük. A'yı büyütüp B'yi küçültüyorum. 19 çarpımı 19 geldi. Bakın büyüyor. 2 verdim 18. 36 oldu çarpımları. Büyümeye devam ediyor. Bizim burada devam edeceğimiz bir birbirine en yakın bir de birbirinden en uzak durumu bulmaya çalışacağız. Birbirine en yakın 10'a 10. Yani çarpımı 100. Bakın büyümeye devam etti. Fakat birbirlerinden farklı olduğunu söylemiş bize. Bu yüzden herhangi bir tanesini 9, diğerine 11 seçtiğimde çarpımı 99 oluyor. Ve küçülecek artık fark ettim. Ve burada bizim burada 99 bulduğum değer en büyük değerimdir. 0 bulduğum değer ise en küçük değerimdir. Arasındaki farkı soruyor. 99 eksi 0'dan hemen cevabımız 99. Yani A seçeneği olarak karşımıza geldi. Bir sonraki örneğimizde ABC'nin N artı yani sayma sayılarının elemanı olduğunu söylüyor ve toplamının 12 olduğuna göre A çarpı B çarpı C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi yine bir tablo ve A çarpı B çarpı C'ye bakacağız. Şimdi öncelikle birbirlerinden farklı olduğunu söylememiş senaryo yazmamak lazım. 1 verdim 1 verdim C'miz de 10 bu durumda çarpıldığında arkadaşlar cevabı 10 haline geldi sayıları değiştirelim. 2 1 diğerini de arkadaşlar toplamı 3 olduğu için 9 haline geldi. Çarptığımda 18. Bakın büyümeye devam ediyor. Hatta bir tane daha değiştirelim. 2 olsun. 2 olsun. Toplamı 4 oldu. 8 32. Büyüme hala devam etti. Yani sayıların herhangi ikisini aynı seçip diğerine geri kalanı yazıp bunları çarptığımızda bizim en küçük değerimizi buluyormuşuz. Cevabımız Adana geldi. Bir sonraki örneğimizde A ile B'nin N artının yani pozitif doğal sayıların elemanı olduğunu vermiş. A çarpı B'nin 30 ve A artı B'nin en büyük değerini istiyor. A ile B'ye bakacağız ve benden A artı B isteyecek. Bakın burada deneyeceğimiz elemanlar pozitif sayılar olacak. Bu yüzden çarpımı 30 olacak. 1'e 30 seçebiliriz. Ve sonucu toplamı 31 olacak. Bakın buradaki en küçük ve en büyük sayılarla başlayın. Daha sonra sayıları büyüterek devam edin. A yerine çarpanlarından biri 2, 2'ye 15 deneyebilirim. Toplamları 17 haline geldi. 3 de bölüyor. 3'ü yazdığımda yerine 10 geldi. Toplamı 13. Bakın gittikçe küçülüyor. Son bir tane daha deneyeyim. 4'ü yazamıyoruz arkadaşlar. Tam olarak bölünmüyor. 5 yazabilirim. 6, 11 diye devam edip ta ki arkadaşlar buradaki B'miz 1 A'mız 30 olasıya kadar ki burada da 31 değerini alacaktır ve bizim en büyük değerimiz de 31'dir. Bir sonraki örneğimizde bu sefer kümede bakın dikkat edin tam sayıları vermiş. Yani tam sayılar içerisinde negatif sayılar olduğunda unutmamamız gerekiyor. Çarpımları 50'ymiş. Toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Bakın A var, B var, A artı B var. Bu durumda siz 1'e 50 yazabilirsiniz. Aralarındaki uzaklığı çok büyük yaptım. Toplamları 51. Bu bizim en büyük değerimiz oldu sanki. Birbirlerine yakın seçmeye çalışırsam mesela 10'a 5 sayımız arkadaşlar küçülüyor fark ettiyseniz. Yalnız tam sayılar kümesinde çalışmamız bize bir ekstra bir şey getirecek. Biz buradaki sayıların önüne Eksi getirdiğimizde eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu biliyoruz ve artı 50'yi elde edebiliriz. Yani eksi 1 ile eksi 50'yi çarparak eksi 51 değerini buluyoruz. Bir de birbirlerine yakın seçtiğimde eksi 10'a eksi 5 bu da eksi 15 geldi. Bakın dikkat ettiyseniz eksi 51 hepsinden daha küçük yani en küçük değerim eksi 51 geliyor. Yani bana tam sayı verdiğinde negatif sayıları da unutmamanız gerekiyor. Bir sonraki sorumuzda ABC'nin tam sayı olduğunu vermiş, 5 bölü A eşittir B bölü 8, o da eşittir C olduğuna göre C'nin en büyük değeri için demiş. Burada bir şartımız var. A artı B artı C'nin değerinin kaç olduğunu soruyor. Şimdi öncelikle C'nin en büyük değeri için 5 bölü A ya da B bölü 8'e bir sayı vermemiz gerekiyor. Şimdi B'yi olabildiğince büyük seçebilirim. Demek ki burada bir sınırım yoksa B ile ilgilenemeyeceğim. Bu yüzden 5 bölü a ile ilgilenmem gerekiyor. Bunu en büyük yapabilmek için ve tam sayı yazıyorsam pozitif sayı yazacağım yerine a yerine mutlaka 1 yazmalıyım ki c'miz en büyük olsun. C'miz hemen bu durumda yazalım şuraya 5 bölü 1'den hemen cevabı 5 gelecektir. C'miz 5'miş. A yerine de 1 yazmıştık. Hemen B'yi bulmaya çalışalım. B bölü 8 eşittir 5 dedik. İçler dışlar çarpımı yaptık. B eşittir 5 çarpı 8. Yani B'miz hemen buradan 40 olarak karşımıza geliyor. Diyor ki bunların her birini topla diyor. Cevabımız 46'dır. Yani bolu seçeneği.